Değerli arkadaşlar, bugün İzmir İl Başkanlığı'ndayız. İl Başkanımız Sayın Deniz Yücel'in ev sahipliğinde Türkiye gündemine ilişkin partimizin görüşlerini paylaşmak için karşınızdayız. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı da saygıyla selamlıyoruz. Türkiye'nin gündeminde KPSS skandalı yerini korumaya devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yıl boyunca yaptığı hatalardan, Türkiye'ye yaşattığı acılardan hiçbir ders almadığını bir kez daha suçüstü yakalanarak gözler önüne serdi. KPSS soruları onların döneminde FETÖ tarafından çalınmış, FETÖ tarafından servis edilmiş ve cevap anahtarlarının dağıtıldığı cemaat mensuplarının kamu personeli olarak yerleştirilmesine imkan bulunmuştu. Ecevit'in başbakanlığı döneminde bir objektif kritere dayalı kamu personeli seçme sınavı fikri bütün Türkiye'den destek görmüştü. Adalet ve Kalkınma Partisi Bülent Ecevit hükümeti zamanında yapılmış bu iyi uygulamayı devraldı. Ama kısa sürede biz bu kamu personellerini nasıl kendimizden yaparız? Kendi kadrolarımızı nasıl yerleştiririz? Bize sadakatleriyle ön planda olanları nasıl koyarız diyerek liyakat sistemini terk etmişti. O günlerde çareyi soruları çalmakta, şablon cevaplar dağıtmakta bulmuşlardı. Daha sonra 15 Temmuz darbesinde hepimiz gördük ki, herkes gördü ki Türkiye'de liyakati değil de sadakati ciddiye alanlar, önemseyenler ve belli cemaatlere mensubiyeti her şeyin önüne koyanlar 15 Temmuz günü kendilerinin getirildiği makamları, ellerindeki yetkileri, ellerindeki silahları, altlarındaki tankları, uçakları kullanarak bu millete, bu devlete saldırdılar. O gün o ihaneti yapanların o güne kadar, o günden önceki süreçte AKP ile birlikte etle tırnak gibi olduklarını, ne istedilerse kendilerine verildiğini ve ne yaptılarsa birlikte yaptıklarını unutmamak gerekiyordu. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi, daha önce de söyledik, çok elverişli bir enstrüman buldu. Sıvı FETÖ sabunu kullanıyor. Elindeki kiri, elindeki pisliği, hatta bütün vücudundaki kiri ve pisliği FETÖ sabunuyla arındırıyorlar. Ne yaptıysa bunu FETÖ yapmıştır diyorlar. O günden öncesi onların suçudur, bizim sorumluluğumuz yoktur diyorlardı. Ama son yaşanan gelişmeler asla ve asla bu geçmişte yaşananlardan ders alınmadığını, FETÖ cemaatinin, tarikatının bir kenara itildiğini, devletten belli oranda arındırıldığını, ne kadar mücadele edildiği konusundaki şüpheler de ortadayken ama onun yerini başka cemaatlerin, başka tarikatların aldığını ama aynı FETÖ'cül yöntemlerin ve kötücül aklın devrede olduğunu gösteriyor. Kendileri gibi düşünenleri devlette bir yere getiren, farklı düşünenleri ne olursa olsun dışarıda tutan bir sistem kurdular. Bunu 15 Temmuz kanlı darbe girişimini araçsallaştırarak yapmış oldukları sınavın üzerine bir de mülakat et diyerek, o mülakatta da en yüksek puan da almış olsa, listelerde yoksa, kendi listelerinde yoksa gençleri eleyerek yapıyorlardı. O sürece son vereceğimizi Sayın Genel Başkanımız çok uzun süredir söylüyordu, söylemeye devam ediyoruz. Ama iş ortaya çıktı ki sadece mülakatlarla yetinmemişler, aynı zamanda da soruları çalarak ya da belli soruları sorup sorulardan haberdar olanları ön plana çıkararak bunu yaptılar. Bu süreçte Türkiye'de bir şey yaşandı. Gençler sosyal medyadan, özellikle Twitter'dan seslerini bütün Türkiye'ye duyurdular. Eğer o sosyal medya olmasaydı, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin çöp dedikleri, bataklık dedikleri, kurutulması lazım dedikleri, en kısa sürede onlara da haddini bildireceğiz dedikleri sosyal medya olmasaydı gençler sesini duyuramamıştı. Ama sosyal medyada yükselen tepkiler ve buna toplumun verdiği destek Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı döneminde hiç kullandığını neredeyse görmediğimiz ve sonuçlarından haberdar olmadığımız, yazdığı raporların Abdullah Gül döneminde bile internetten paylaşıldığı halde internet sitesine koymadığı
Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. Şimdi Soçi dönüşü uçakta Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki Devlet Denetleme Kurulu ne soruşturmanın yürütülmesinde, ne sınavın iptalinde, ne ÖSYM başkanının görevden alınıp yerine yenisinin konmasında gençlerin uğradıkları mağduriyeti gidermek için değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimle ilgili kaygıları yüzünden görevlendirilmiş. Recep Tayyip Erdoğan dönüp de şunu söylemiyor: özür dileriz, hata ettik, doğru görevlendirmeler yapamadık, sorulara sahip çıkamadık ve gençleri mağdur ettik demiyor da, çok hızlı pozisyon aldık, aksiyon aldık, yoksa bunu seçime kadar kullanacaklardı diyor. Bizim buradan yaklaşımımızı şöyle ifade etmek isterim: öyle 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi değil ki, 1 kişi bile olsa değerlidir. 1.6 milyon kişi bu sınava girdi. Ve bütün siyasilere şöyle telefonlar geliyor: tam sınav stresi bitmişti, yeniden başladı. Çocuğum o günden beri odasından çıkmıyor. Ağlamaktan şırkıldı. Yemek yemiyor. Ben bir daha bu strese nasıl katlanırım diyor. Bu duygudan haberiniz var mı Recep Tayyip Erdoğan? Bu meselenin bu boyutunu biliyor musunuz? Sınavı yeniden yapacağız demekle, 75 gün sonra olacak demekle, merak etmeyin sınav parası bu sefer bizden demekle oluyor mu? O sınava girip de o sınavda başarılı olup gelecek sınavda başarısız olabilecek arkadaşlar. Bu aradaki dönemde çalışmak zorunda olan, geçinmek zorunda olan arkadaşlar, bu ara o gün sınava geldiğinde hasta olacaklar, yorgun olacaklar, yeterince hazırlanamayanlar, şansı yaver gidemeyenler bugün hak ettikleri bir şeyi o gün kaybedecekler. Ve 1.6 milyon kişinin 8 milyona varan ailesini, yakın çevresini huzursuz ettiniz, mutsuz ettiniz, mağdur ettiniz. Ama utanmadan, sıkılmadan dönüyorsunuz, bunu gelecek seçimde kullanırlardı diyorsunuz. Siyaset şöyle bir şey: İyi yöneteceksin, iyi yönettiğine ve adil yönettiğine ikna edeceksin. Kötü yönetirsen eleştirilirsin. Bu soruları, 20 tane soruyu oraya muhalefet mi geldi koydu? Varsa yoksa dönüyor dönüyor altılı masa, varsa yoksa dönüyor dönüyor Bay Kemal. Sen yanlış yapmasan, hata yapmasan Bay Kemal KPSS'yi sınava girenlere başarılar diliyor, kazananları da tebrik ediyor. Ama bu rezaleti Türkiye'ye yaşatanın siz olduğunuzu mutlaka görmek gerekiyor. Diğer taraftan döndüler dolaştılar, Fahrettin Altun tarafından açıklandı. Diyorlar ki İletişim Başkanlığı bünyesinde dezenformasyonla mücadele merkezi kurduk. Bu Temmuz ayında dezenformasyon yaşası tartışılıyordu. Ve konuşuldu, karara varıldı. Bu 1 Ekim'e kadar bırakılacak. Bu sırada başta gazetecilerin meslek örgütleriyle, akademiyle, muhalefetle görüşülecek ve dünyadaki iyi örneklere bakılacaktı. Şimdi Ağustos ayı içindeyiz. Ağustos ayında Ağustos böcekleri gibi AKP, MHP cır 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 cırlamaktan başka bir şey yapmıyorlar. Günü gelince yine Ağustos böceği gibi 1 Ekim'de 1 Temmuz'daki yasayı getirip dağıtacaklar. Cır 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 muhalefete hakaret, altılı masaya hakaret, millete hakaret, gençlere hakaret. Başka bildikleri bir tek şey var. Başka bir şey yok. Ve bugün gelinen noktada dezenformasyon yasası çıkmış olsaydı, emin olsun ki herkes, gençler sesini duyuramayacaktı. Çünkü orada ne diyor? Gerçek olmayan bilgiyi yayma suçu diye bir suç var. KPSS yapılmış, ÖSYM'de açıklama yapmış, böyle bir sorun yoktur diye. Twitter'da her paylaşan suçlu olacaktı. Şimdi o dezenformasyon yasası geri çekildiği halde bekleyemediler 1 Ekim'i. İletişim Başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezi kurmuş. Ve bu merkezin başına da İdris kardeşi atamış. Biz baktık, kulağımıza yakın, kulağımızı tırmalıyor bu isim. Nedir bu İdris kardeş diye? Bu İdris kardeş Fahrettin Altun'a yakınlığıyla bilinen AKP'nin arka bahçesi SETA'da Kriter dergisine yazılar yazıyor. Yazılarından bir tanesinin başlığı
CHP ve FETÖ'nün simbiyotik ilişkileri. Ne demek simbiyotik ilişki? Bir arada yaşama ya mecburiyet ve bir bağımlılığı ifade ediyor. Şimdi İdris kardeş geçmişe dönük olarak siyaset FETÖ'nün simbiyotik ilişkileri dese AKP ile yapışık yaşadıklarını ispatlayabilir. Ama CHP ile FETÖ'nün simbiyotik ilişkisi diye bir hadsizliği dile getiren adam CHP ile FETÖ'nün tarihsel husumetini bildiği halde bunu yazan adam bir operasyon adamıdır ve bir dezenformasyon üstadıdır. Öyle bir noktada bir dezenformasyon ustasını dezenformasyonla mücadele biriminin başına getirmekte ancak ve ancak Fahrettin Altun tipi bir iletişim dehasının ürünü olabilir, marifeti olabilir. Biz bu iletişim dehası Fahrettin Altun'un yaptığı için altını şöyle çizelim. Bir partiyi hedef almış, o parti için dezenformasyon yapan, kendisi tamamen muhalefetin hakkında olumsuz haberler üretilmesi noktasında maharet sahibi birisini devletin iletişim başkanlığındaki bir masanın başına getiriyorlar ve devletin parasını ödetiyorlar. Kimle? Hepimizin vergileriyle. Cumhuriyet Halk Partililerin, İyi Partililerin, HDP'lilerin, Saadet Partililerin vergileriyle bu partilere karşı dezenformasyon yapan birilerini gidip dezenformasyonla mücadele masasının başına getiriyorlar. Böyle bir ilkesizlik, böyle bir haksızlık, böyle bir hadsizlik olamaz. Bunu da bütün vatandaşlarımıza şikayet ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Soçi dönüşü Akkuyu ile ilgili konuştu. Diyor ki önümüzdeki hafta Akkuyu'ya gideceğim. Çalışmaları yerinde göreceğim. Sonra da Putin'e bilgi vereceğim. Bu nasıl bir iş anlaşılır gibi değil. Akkuyu ile ilgili 10 gündür süren bir muamma var. İki şirket arasında sözleşmenin feshedildiği söyleniyor. Yani Akkuyu'daki Türk şirketi Rus şirketi sözleşmesini feshetmiş. Akkuyu tamamen Rusların zaten kontrolünde, denetiminde ama şimdi orada hiçbir Türk personel olmayacak. Bu konuyla ilgili iddialar var ve Tayyip Erdoğan'a akan sağlıklı bir bilgi yok ki kendi gidip bakacakmış. Sonra da Putin'e bilgi verecekmiş. Olacak iş değil. Yani Akkuyu'daki Akkuyu santralindeki inşaatı gidip işte yerinde denetlemek falan böyle bir şey söylenebilir de gidip göreceğim sonra Putin'e bilgi vereceğim lafı son derece sorunlu bir söz ve sağlıksız bir anlaşma yapıldığını, CHP'nin en başından beri bunu eleştirdiğini, mecliste görüşülürken itiraz ettiğini, muhalefet şerhi kaleme aldığını, muhalefet şerhinde de bu anlaşma için emirlikler, krallıklar bünyesinde dahi yapılmayacak düzeyde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini ve organlarını hiçe sayan bir anlaşmadır, teslimiyetçi bir tavır izlenmektedir dediğimizin altını çizelim. O gün demişiz ki santrali kuracak şirket belli değil, o şirketi seçmek Rus Rosatom şirketine veriliyor. Santrali yapacak şirket belli olmadan sözleşme imzalanıyor. Bu olmaz diyoruz ama yaptılar. Santralin kurulacağı araziyi ve bazı başka arazileri hazineden ücretsiz bu Rus şirkete veriyorlar. Buna itiraz ediyoruz. Ses çıkarmıyorlar. 15 yıl boyunca yüksek fiyattan satın alma garantisi veriyoruz. Bunu eleştiriyoruz. Buna bir cevap vermiyorlar. Ve bugün diyorlar ki Rusya ile yapılan anlaşma gereğince Rusya Türkiye'deki Akkuyu AŞ'yi projenin dışına attı. Bu durumda tamamen denetim Rusların eline geçiyor ve bu proje bittiğinde zaten Rusya'ya %70 oranında enerjide bağımlı olacağız. Öyle bir haldeyiz ki arazi bizden, satın alma garantisi bizden, inşaat yapılıyor. Nükleer santral gibi riskli bir inşaat, riskli bir enerji üretimi Türkiye topraklarında Rusya için yapılıyor. Bizim topraklarımıza, bizim paramızla
bizim verdiğimiz garantiyle Rus santrali kuruyorlar, enerjiyi de bize satıyorlar. Kurt kuzulara şah olsa böyle taksimat yapmazdı derler. Yani Rusya ile Türkiye arasında öyle bir anlaşma, toprak bizden, para bizden, garanti bizden, nükleer enerjinin riski bizim sırtımızda, topraklarımızda Rusya'ya en uzak noktada ve bu nükleer santrali biz finanse ediyoruz, parasını da Ruslar kazanıyor, yıllarca da kazanmaya devam edecek ve 2023'te santralin birinci kısmının faaliyete geçmesi beklenirken 2022'nin ortalarında santraldeki Türk şirketi de dışarıya atıyor Putin. Tayyip Bey de gidip bakacakmış, kendi gözleriyle görecekmiş. Sağlıklı bilgi alamıyormuş oradan. Hazine Bakanı Nebati'nin bir gazeteye verdiği demeçte sokakta insanlarla nasıl bir araya geldiğini söylemiş. Diyor ki Cumhurbaşkanımıza inanıyorlar, bize inanıyorlar, güveniyorlar. Ve bu yüzden ne zaman sokağa çıksam insanımızın sıcak ilgisiyle karşılaşıyorum. Duy da inanma. Buradan Sayın Nebati'yi hatırlatalım. Siyaset işi bir iddia ve ispat işidir. Bizim gördüğümüz şu. En son Erzurum'da Kemal Kılıçdaroğlu bütün dükkanları sıradan geziyor. Esnaf diyor ki hepsine mi gireceksiniz? AK Parti geldiğinde Tayyip Bey'in gireceği dükkanlar belirlenir diyor önceden. Biz hepsini gezdik. Bütün bir caddeyi. Biz bakıyoruz, Meral Hanım esnafı geziyor. Temel Bey esnafı geziyor. Demokrat Parti esnafı geziyor. Altılı Masa'nın diğer liderleri esnafla geziyor. Hepsinde Anadolu Ajansı var. Demirören var. Anka var. Bütün televizyonlar var. Kemal Bey'in gezisinde A Haber bir karış mesafeden takip ediyor. Bir kelimeyi kaçırmayayım diye. Böyle bir özgüvenle geziyoruz. Nebati'nin gezilerine baktık biz. Urfa'da da, Gaziantep'te de, gezdiği yerlerde Anadolu Ajansı tek başına var. Tek fotoğraf makinesi, tek kamera. Fotoğraf servis ettiler. 4 tane el sıkacağım, video yok. Sayın Nebati, siyaset iddia işidir, ispat işidir. İstediğiniz gün Urfa Virenşehir memleketiniz dahil bütün televizyonlara aşık esnaf gezelim sizinle. Bütün televizyonlar, bütün ajanslar olsun, bir yarım saat esnaf gezin. El yükseltecekseniz Kemeraltı esnafı burada. Gelin AK Parti il başkanı, CHP il başkanı, Sayın Nebati CHP'den bir milletvekili, bir genel başkan yardımcısı. Kemeraltı'nda bir esnaf gezelim. Hadi bakalım. İster Virenşehir, ister Kemeraltı. İster Trabzon, ister Kayseri. O şehre gideceğiz. Bir caddeyi boydan boya gezeceğiz. Eğer ben kameralarla buna varım diyorsan o zaman dersin. Ne zaman sokağa çıksam sıcak ilgi. Bakanlığın fotoğrafçısına iki tane esnaf fotoğrafı çektirip yolluyor. Bir tane video olmaksızın böyle büyük yaplar söyleyip algı yaratmaya çalışıyorsunuz. Sokağa çıkacak haliniz yok. Esnafın hatırını soracak yüzünüz yok. Sokakta yürüyemeyecek durumdasınız. Koruma ordularından geziyorsunuz. Bir de üstüne böyle iddialı laflar ediyorsanız size buradan hodri meydan diyoruz. Şehri kurayla belirle, ilçeyi kurayla belirle, caddeyi kurayla belirle. Biz varız, birlikte gezelim bakalım. Hodri meydan. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan küresel ölçekte aynı konuşmada iki cümle. Birinci cümlesi, küresel ölçekte gıda ve enerji krizinin konuşulduğu bir dönemde Allah'a şükür oldukça rahatız. İki cümle sonra Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahili selametle mutlaka çıkaracağız. Önce bir karar mı verseniz acaba? Türkiye rahat mı yoksa bir küresel fırtınanın içinde mi? Bütün dünyada fırtına varsa insanlarımız bilsin ki, milletimiz bilsin ki 200 ülke içinde enflasyonu en yüksek 4 ülkeden bir tanesiyiz. Bizden enflasyonu yüksek bir üzerimizdeki ülke Zimbabwe. %92 farkı kapatıyoruz. Gelecek ay onu da geçebiliriz. Bugün Rusya'nın bombaladığı Ukrayna'da da
dünyanın ambargo uyguladığı Rusya'da da enflasyon bizden düşük. Böyle bir durumda 200 ülkede sondan dördüncüyken Avrupa'da %4'lük 7'lik, Amerika'da %9'luk enflasyonu anlatıp Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun gizleye bastıra %80'e indirdiği enflasyonu görmezden gelip bu cümleleri kurmak vatandaşın, milletin aklıyla alay etmektir. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye'deki bir önemli gündem ODTÜ'deki mezuniyet töreni. ODTÜ'de de Boğaziçi'nde de atanmış rektörler mezuniyet törenlerine izin vermediler. ODTÜ'deki büyük mücadele sonucunda bütün kısıtlamalara rağmen gayri resmi olarak öğrenciler kendi törenini yaptı ve göründü ki neden yasaklanıyordu? Güvenlik gerekçesiyle. Hiçbir güvenlik sorunu çıkmadı. Gelenek sürdü ama buradan hem ODTÜ'lüleri tebrik ediyoruz, ailelerini tebrik ediyoruz. Boğaziçi ile dayanışmamızı bir kez daha kendilerine iletiyoruz ve buradan söz veriyoruz. Yapılacak ilk seçimlerden sonra rektör atama yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olmasına rağmen bizim Cumhurbaşkanımız rektör atama yetkisini şeklen kullanacak ama öz olarak gelecekte yapacağımız değişikliklerden sonra yapılacağı şekliyle kullanacak. Rektörleri kafamıza göre atamayacağız. Üniversitelerin sadece hocalarının değil, öğrencilerinin, çalışanlarının ve üniversiteyle bağını koparmamış, örneğin mezun derneklerini, aidatlarını ödeyen mezunlarının kullanacağı oylarla kim belirlenirse üniversiteleri o rektörler yönetecek. Buradan açık bir şekilde söylüyoruz ve üniversitelere yapılan bu zulmün sonucu şu: ilk 500'de Türkiye'den 8 üniversite varken bir tek Koç Üniversitesi kaldı. İlk 1000'de Türkiye'nin her yıl 20'ye yakın üniversitesi olurken o sayıda şimdi 6'lara düştü. Her geçen gün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin atadığı rektörlerin bilimsel özerkliğe verdikleri zarar Türkiye üniversitelerinin dünya sıralamasında gerilemesi noktasına geldi. Bir tane devlet üniversitemiz ilk 500'de yok. Koç 400 küsurlarda. Koç Üniversitesi dışında bir tane ilk 500'ün içinde üniversitemiz kalmadı. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin marifetidir. Bu hafta Türkiye'de Covid'de 100 bininci can kaybını vereceğiz. Keşke olmasa ama rakamlardaki akış 99.700'e yakın ölüm sayısı var ve bu hafta artış trendinde ve ölüm sayısı 337'ye çıktı. Bu hafta cumartesi ya da pazar günü Türkiye Covid'de 100 bininci kaybını verecek. Hepimiz biliyoruz ki bu resmi rakamlarda gerçek rakamların bunun 2-2,5 katı olduğunu, yani 250 bine yakın vatandaşımızın Covid'den hayatını kaybettiğinin altını çizelim. Onlara Allah'tan başsağlığı diliyoruz. Onlar yaşasın diye mücadele edip kendi hayatlarını ortaya koyan sağlık emekçilerine bir kez daha saygılarımızı ve dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Geçen hafta Covid sayısı 365 binken bugün 406 bine çıktığı söyleniyor ama ölüm sayısı tam iki katına çıkmış. Virüsün öldürücülüğü artmadığına göre bütün dünyada aslında Türkiye'de vaka sayısının tespitinde sıkıntılar var. Ve Türkiye şu anda tarihinin en yüksek vakalarını yaşıyor. Bu artış bu şekilde sürerse, yani ölüm sayısı günde 10'un altına düştü diye haftalık tabloya geçmiştik. Şimdi günde 50 ölüm oluyor. Trend sürerse haftaya günde 100 ölüm noktasına gelebiliriz. Bu konuda bir kez daha Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz ve bu konuda İzmir'den bir kez daha Sağlık Bakanı'na biraz daha sorumlu, biraz daha dikkatli ve önümüzdeki günlerde daha büyük bir felaketi yaşamamak için gerekli tedbirleri alma konusunda daha gayretli olmaya davet ediyoruz. İzmir'de olduğumuz için son sözümüz, bütün Türkiye'den İzmir'in mücadelesine destek verdik ama Alia'ya doğru bünyesinde 900 tona yakın asbest barındırdığı belirtilen Brezilya gemisi São Paulo harekete geçmişti. Bugün Brezilya'daki bir hukuk süreci sonucunda gemiyle ilgili
yürütmeyi durdurma kararı alındığı ama henüz geminin yolundan çevrilmediği söyleniyor. Bu süreci dikkatle takip ediyoruz. Bütün İzmir ve bütün Türkiye olarak dünyadaki bu kanser gemisini sökülmek üzere Ali Ağa'ya gelmesine karşı çıktık, karşı çıkmaya devam edeceğiz. Özellikle dünyada bu işi yapabilen iki ülke var. Biri Hindistan, biri Türkiye diye söyleyen bakana bir kez daha söylüyoruz ki bu övünülecek değil, utanılacak bir şey. Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın girişmediği, Brezilya'nın kendi girişmediği böyle bir ölüm ticaretine Türkiye Cumhuriyeti'nin, İzmir'in ve Ali Ağa'nın alet edilmesini kabul etmiyoruz. Asbestli gemileri kim nerede söktürecekse yolu açık olsun ama bizi bu işe karıştırmayın. Biz yolundan dönerse ne ala büyük bir tehlikeden kurtulmuş oluruz ama yolundan dönmez de gelirse burada büyük bir mücadele vereceğimizin altını bir kez daha çizmek isteriz. Bugün dünyadaki büyük ülkeler örneğin çimento üretmemekten övünüyorlar. Neden? Havayı kirletiyor, suyu kirletiyor, küresel ısınmada olumsuzluk yaratıyor. O ülkelerin kapattığı çimento fabrikalarını Türkiye'ye taşıyanlar, İzmir'e taşıyanlar Türkiye'den çimento ithal ediyorlar. Böylesine yanlış işlerin Türkiye'nin başına AK Parti tarafından getirildiği bir süreçte ülkeler çimentoyu üretmeyip ithal etmekle övünürken dışarıdan zehirli gemi ithal edenler, bunu sökeceğiz, para kazanacağız diyenler bu ülkeye en büyük ihaneti edenlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında böyle rezaletleri bir daha yaşamayacağız. Buna da şimdiden söz veriyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız varsa sorularınızı cevaplamak isterim. Buyurun. Mehmet Ali Çelebi'nin Cumhur İttifakı ile ilgili yaptığı açıklamalar gerçekten talihsiz açıklamalar. Benim açımdan ayrıca şöyle bir sorunu var. Biz Veli Ağbaba ile birlikte, Sayın Nurettin Demir ile birlikte Mehmet Ali Çelebi'yi cezaevinde ziyaret etmiş. Onun AK Parti ile ilgili yakınmalarını en yakından dinlemiş. Onun nikah şahitliğini yapmak üzere genel başkanımıza onun talebini iletmiş. Onun nikahına genel başkanımızdan bir katılmış, genel başkanımızın şahitlik yapmasını sağlamış. Onu herkes darbecilikle suçlarken ona sahip çıkmış üç kişiden bir tanesiyiz ve ona sahip çıkan partinin mensuplarıyız, üyeleriyiz. AK Parti hakkında söyledikleri ortada. Benim Hulusi Akar'la tartışmamda arkadan bana verdiği destek ortada. Hulusi Akar'a karşı 234 silah arkadaşı, ben ona sen silah arkadaşlarının bedduasını aldın, silah arkadaşların sana hakkını helal etmeyerek öldüler dediğimde, beni mahkemeye verdiğinde 224 Hulusi Akar'ın silah arkadaşı Mehmet Ali Çelebi'ye isimlerini yazdırarak Özgür Bey'e destek veriyoruz demişlerdi. Çünkü onu bizim partimizdeki kendi arkadaşları olarak gördüler. Bugün sosyal medyaya yansıyan açıklamalar ortada. Silahlı kuvvetlerden geçmişte Mehmet Ali Çelebi'ye sahip çıkanlar, onunla birlikte yargılananların tepkileri ortada. Ve Mehmet Ali Çelebi CHP'ye dünya kadar laf ederek gitti, gittiği gün söyledim. Burası baba evi. Gidersin kardeşim, kızarsın, kapıyı çarpar da gidersin. Ama baba evini yakıp gitmezsin. Baba evine benzin döküp gitmezsin. Yapmaya çalıştığı oydu o gün onun. Bu baba evinin tapusu bana ait de değil Kemal Bey'de. Bu evin tapusunda bir tek isim yazıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gittiği partide Memleket Partisi'ne gitti. Oradan da ayrıldı. Sonra öğreniyoruz ki biz gözümüzle gördük. MHP ile temasları oldu. Başka partilerle temasları oldu. Bugün öğreniyoruz ki AK Parti'ye gidecekmiş. Bunu yalanlamıyor. Peki bunu ne için yapıyor? Ne için yapıyor? Şunun için yapıyor. Memleket Partisi'ne giderken orada büyük bir başarı yakalayacağını düşünüyordu. O olmayınca onu bıraktı. MHP ile olsa olacaktı. O da olmamış anlaşılıyor. Şimdi milletvekilliğini sürdürmek için AK Parti'ye gidiyor. Bunun izahı yok.
Geçmişte milletvekili transferlerine ilişkin de Recep Tayyip Erdoğan'ın laflarını ben İzmir basınının ortaya koymasını ve Mehmet Ali Çelebi'ye sormasını beklerim. Burada daha fazla bir şey söylemeyeceğiz. Ama AK Parti kendilerine bu kadar sözleri söyleyen birini alıp elverişli olur muhalefete karşı kullanırız diye bünyeye alıyorsa bu kişi İzmir milletvekili. AK Parti onu İzmir'den kaçırıp başka bir yere koymasın. Veya İzmir'de kendi teşkilatlarından birilerinin hak ettiği sıralara garanti bir yere de koymasın da sınıra koysun, kararı İzmirliler versin bakalım. AK Parti Mehmet Ali Çelebi'yi milletvekili adayı yapma karşılığı aldığına göre Mehmet Ali Çelebi'yi bugün kaç milletvekili çıkardıysanız o sınıra koyun. O sınıra koyun da İzmirliler Mehmet Ali Çelebi'ye ne dediklerini bir göstersinler bakalım. Tutup da öyle kaçırıp başka yerlerden milletvekili yapma sözü vermeyin. İzmir'de kaç milletvekiliniz varsa o sıraya koyun. İzmirliler Mehmet Ali Çelebi'ye ne diyorlar, AK Parti'ye ne diyorlar, önümüzdeki seçimlerde görelim. Şimdi çıksın İzmir'de bir dolaşsın bakalım. Şimdi çıksın İzmir'de İzmirlilere AK Parti karşıtlığı üzerinden alınan oyları götürüp de AK Parti'ye vermek nasıl bir şeymiş Mehmet Ali Çelebi anlatsın. Çok söyleyebileceğim söz var kendisiyle ilgili. Çok ağır şeyler söyleyebilirim. Ama ben bu konudaki değerlendirmeyi İzmir'deki seçmene bırakıyorum. Cesaretleri varsa İzmir'deki sınır noktadan aday olsun bakalım. O zaman görelim. Milletin vekili miymiş, reisin vekili miymiş? Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun. Sayın İfade, ben bir şey sorayım. Bu sosyal medya kanunuyla alakalı tarihinde kime bırakıldı? Şu anda seçim başkanlığı ve dezenformasyonla mücadele merkezi kuruldu. Bu da merak ettim. Sadece bir açıklama yapıldı. Burada bir seçim başkanının bir yetkisi olacak mı? Ne bileyim, denetliğim olacak, ceza verecek bir burada bunun söz konusu mu? Bununla ilgili siz çok iyi bir soru sordunuz ama bu soru demokrasilerde sorulabilecek bir soru. Burası bir saray devleti, adeta yani betonarme inşa edilmiş bir çadır devleti olduğu için bir kez meclis dezenformasyon yasasını ekime bırakmış. Saray duramıyor, kendisi bir dezenformasyonla mücadele birimi kuruyor. Başına da bir dezenformasyon ustasını getiriyor ve hangi yetkiyi kullanacak? Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanacak. Onun iletişim başkanlığına tanıdığı yetkileri kullanacak. Ve örneğin geçen dönem bütçe yapılırken, yani meclis, böyle bir bütçe ayırmadık biz. Dezenformasyonla mücadeleyle ilişkili bir birime bir bütçe ayırmadık. Kanunla da kurmadık. Ama oraya kuruyorlar. O kişiye maaş verecekler, altına personel verecekler, makam aracı verecekler, bir takım İmkanlar tanıyacaklar onlara. Bu tamamen millete karşı yapılmış bir atamadır. Bu demokrasilerde böyle atamalar yapamazsınız. Hele öyle Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini 1 Ekim'i bekleme yönünde koymuşken bir böyle bir atama bir paralel devlet inşasıdır. Saray devletinin meclisi takmadığının göstergesidir. Burada yapılacak bütün işler hukuksuzdur ve küstahçadır. Yani millete rağmen milletin parasıyla bir görevlendirme yapmak, millete rağmen bir makam tahsis etmek ve Cumhurbaşkanlığına verilmiş imkanları kullanarak ve yetkileri kullanarak şeffaf olmayan bir şekilde bunun yapılmasını kabul edilebilir bulmuyoruz biz de. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar nerede?